iktidar destekli kişi ve kurumların son dönemde laik eğitime ve bu laik yaşama yönelik tahammülsüzlükleri sözlü ve fiziki saldırı boyutuna taşınmış olması endişe vericidir. Şimdi bu son bir haftada yapılan bu faaliyetler, bu dini saldırılar bile özellikle eğitim alanında gerçekleşen faaliyetler aslında 2023-2024 eğitim öğretim yılının tam da özeti şeklinde. Biz bugüne kadar çağrılarımızı iktidara sürekli yaptık bundan vazgeçmesi için. Ancak iktidar ısrar ve inatla bunlara kulağını tıkayarak hatta söylediklerimizin üzerine fazlasıyla birçok faaliyet gerçekleştirerek hiç kimseyi önemsememektedir. O yüzden altını çizerek söylüyorum. Bugün buradan çağrımız muhalefete ve ana muhalefetedir. İktidarın bütün alanları, laik ve demokratik yaşamı ortadan kaldıracak, laik eğitimi ortadan kaldıracak bu faaliyetleri karşısında daha etkin bir muhalefet yapmaya çağırıyoruz. Bunun altını da buradan bir kez daha çiziyoruz. İktidarına göre Türkiye'de örgün eğitimde 17,5 milyon öğrenci bulunmakta. Toplam 75.019 eğitim kurumu, okul içinde devlete ait kurum ve okul sayısı 60.734 iken özel okulların sayısı da 14.281'e yani %19'u ulaşmış durumda. Eğitimde yaşanan sorunlar görüldüğü gibi devam etmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli vakıf ve derneklerle işbirliği halinde hayata geçirilen ÇEDES benzeri proje ve protokoller başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemiş. Özellikle okullarda ve okul dışında yürütülen dini içerikli ÇEDES faaliyetleri, cami ziyaretleri, mezarlık temizliği, sınıfların içinde Kabe ve mezar maketleriyle yapılan dini ritüeller belirgin şekilde artmıştır. MESEM projesiyle öğrenciler stajyer emeği ve beceri eğitimi adı altında patronlara ucuz iş gücü olarak pazarlanmaktadır. ÇEDES ve MESEM projelerini eğitimin Siyam ikizler olarak tanımlamak mümkündür. Milli Eğitim'in açıkladığı veriler okul terki ve devamsızlık konusunda en sıkıntılı kurumların ortaöğretim kurumları olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra okullarda kayıt para sistemmesi, beslenme ve servis sorunları, kırtasiye, üniforma fiyatlarının 2-3 kat artması okul devamsızlığını artırıcı rol oynamaktadır. Son yıllarda çocukların eğitime erişim hakkı başta olmak üzere en temel haklardan faydalanması ciddi oranda azalmıştır. Türkiye'de son 22 yılda 17 yaşın altında doğum yapan çocuk sayısı maalesef 577 binin üzerine çıkmıştır. Öğrencilerin beslenme sorunu acil çözüm bekliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öne çıkan sorunlardan en önemlisi öğrencilerin beslenme sorunlarına ilişkin olmuştur. Türkiye'de çok sayıda öğrenci okula kahvaltı yapmadan gitmekte, yine birçok öğrencinin okulda yemek yemeden günü tamamladığı ve eve döndüğü görülmektedir. Türkiye, OECD ülkeler arasında çocuk yoksulluğunda ilk sıradadır. Türkiye'de bugün her 5 çocuktan biri derin yoksulluk sorunlarıyla yüzleşmekte, yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamamaktadır. İktidarın siyasal hedeflerine göre hazırlanan yeni müfredatı reddediyoruz. Öğrencileri düşünmekten, eleştirel bakmaktan uzak tutan dini ritüeller etrafında bir kutsala dayandırılarak olayları açıklama merkezli bu müfredatı tümüyle reddettiğimizi kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Türkiye'nin ihtiyacı piyasa ve din merkezli eğitim değil, laik ve bilimsel eğitimdir. Laik eğitimde müfredat öğretim programları dini kural ve referanslara göre değil, bilimsel bilgiler üzerine kurulmak zorundadır. Laik eğitimin en önemli göstergelerinden birisi elbette ki karma eğitimdir. Fakat AKP iktidarı sürekli bu alanda da birçok uygulamaya imzasını atmış durumda. İmam Hatip liselerinde İmam Hatip kız ve İmam Hatip erkek diye
okulları tamamen ayrıştırdılar. Bu yetmemiş gibi daha yeni Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki bir okulda İmam Hatip Ortaokulu'nda ortaokuldaki kız ve erkek öğrencileri de ayırma çabaları ve bunun fiilen uyguladıklarını biliyoruz ve gündeme de düşmüş durumda. Laik bir ülkede devlet bütün dinler ve inançlar ve inançsızlar karşısında tarafsız olmak, bütün yurttaşlara eşit mesafede durmak zorundadır. Ancak AKP iktidarı sürekli eğitim alanını kendi ideolojik ve dini yaklaşımları doğrultusunda tanzim etmeye devam etmektedir. Ana dilde eğitim sorunu hala çözüm bekliyor. Genel olarak eğitimin, özel olarak ana dilde eğitimin temel bir insan hakkı olduğu görüşü dünya çapında kabul görmüş, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda uluslararası örgütün kararlarıyla da kabul edilmiştir. Ana dilinde eğitim, çocukların zihinsel gelişimlerinin, öğrenme yeteneklerinin ve sağlıklı bir kimlik edinmelerinin olmazsa olmaz koşuludur. Bireylerin kendi ana dillerini eğitim ve öğretimde kullanmalarının ve diğer kültürlerin özgürce gelişmesi için gerekli ortamın bir an önce yaratılması çok önemlidir.